Evet ama çok korkma. Sildim. Ben bir şey böyle istiyorum kızlar. Sil, tamam bekle bir dakika. Genele. Duyuyor musunuz? Tabii ki dinliyoruz. Şimdi ben yeni geldiğim için çok fazla bilmiyorum ortamı, arkadaşlıklarınızı falan ama hani geldiğimden beri bir tane ciddi bir kavga, tartışma yaşandı. Genel olarak hep böyle mi oluyor yoksa özel bir durum muydu? Yani öyle şeyler daha görecek miyiz? Aşkım, genel olarak kamerada fazla gözükmek isteyen, podyumda kendine güvenmeyen hep bir kavga çıkartıyor. Buna alış. Aynı şey diyecek. Yani böyle oluyor. Elimde bir kılıcım eksik. Kılıç değil de sana bir kırbaç versek. Kanka çok mor gibi almadım ha. Mor mu şimdi ne yapacaksın? Dudak kalemiyle şöyle çarptın. Yeterli bir cevap değil herhalde. Evet, bam diyorsun. Yeterli. Bam. Sisi bence bam. Buna cevap versin. Yo bunu sadece kavgayı ben çıkartmıyorum ki. Yani çıkartanlardan biri sensin yani. Mesela sana da diyorlar Sema düşük puan aldın bugün onun için sesin dudak çıkıyor diye. Anladın mı? Hepimiz oluyor bu. Zaten olması gereken o. Kimse kimseye özel hayatıyla vuramaz. Bu bir hadsizlik. Bu kesinlikle bir öyle. Katılıyorum. Katılıyorum deyip senin yapma. Ben bana yapana yapıyorum. Canım senin özel hayatın değil ki senin birini seninle giydirmesi. Seninle muhatap olmayacağım şu anda. Seni birini giydirmesi senin sen özel hayatın sen benimle muhatap olabilirsin sayılmaz. Ama ben seninle hayır maddi durumlar ya da aşağılama, ezme ki. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum ben. O özel hayat değil canım. Bu benim özel hayatım mesela. O canım özel hayat değil. Görünen köy kılavuz istemez. Okey görünen köy kılavuz istemez. Onun için benim de seni artık anlatmama gerek yok. Ya da özel hayatınla alakalı bir şey söylememe gerek yok. Çünkü görünen zaten köy kılavuz istemez. Söyleyemezsin. Aynen. Kesinlikle. 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 Sen söyleyemezsin. Sen benim özel hayatımla alakalı A kelimesini bile ağzına alamazsın. A. Alırsan buradan defolup gidersin. Ah. Aa demek istemediğimi çok iyi biliyorsun. Ah. Mal mal şey yapma yani ah. Burada. Ah. Mal mal şey yapan sensin burada. Sen mal diyorsun. Kelimesini sana geri iade ediyorum. Mal ay, kelimesini çok geri sana ya. İade ediyorum. Merhaba. Mal kelimesini sana geri iade çok ediyorum. Çok komiksin ya. Teşekkürler. Esin'cim, peki sen memnun musun buradaki olan durumlardan? Değilim açıkçası. Yani tartışmaları... Buraya gelirken böyle bir şey bekliyor muydun? Yok kesinlikle beklemiyordum. Hatta dedim ya ilk ben böyle bir iki bölüme böyle baktım kızları tanıyayım falan diye. Kimse kimseye cevap vermiyor. İşte herkes kendi hatasını kabul ediyor falan. O bile bana şey gelmişti. Olmaması gereken bir olay. Tamam tartışılır ama kıyafet üzerinden. Ama bunu hiç beklemiyordum yani. Aşkım zaten kıyafet üzerinden istediğin kadar insanın üstüne gidebilirsin. Bu konuda sınırsız. Yani kimse gelip de sana bir şey diyemez. Ama özel hayatla alakalı kimse kimseye böyle bir şey söylemez. Ki benim özel hayatım diye savunduğun nokta onun yani modacısı yani. Bu gay hiçbir özel hayatla alakası yok ki. Bu özel hayat değil bir kere. Oturduğum semtte mesela oturduğum benim hayatım. Oturduğum semtte kimse yani seni mesela yargılamadı. Yalan yok, söyleme. Kenar mahalle kızı diye dün bağıran kimdi mesela? Yani, ben mahallemde özel hayatıyla vurdun. Gittim. Özel hayatıyla vurdun. Özel hayatıyla vurdun. Yani. Özel hayatıyla vurdun. Özel hayatıyla vurdun kızı. Sen kimsenin özel hayatıyla alakalı şeyleri bir de olmayan şeyleri gelip burada siz şöyle kamera böyle diyemezsiniz. Ben kamera önünde yapıyorum. Yapamazsın. Bakma. Zaten böyle şeyler verilmeyecek de yapamazsın yine de. Öyle bir o keşke sahip verilmeyecek değilsin. Olan kesilen kısımlar verilseydi de senin de gerçek yüzünü görselerdi. Kızlar hep böyle tartışma olursa yeni gelen kızlar da durmaz gider ha ben söyleyeyim size. Aşkım bence yeni gelen kızlar seviyeli bir şekilde tartıştıkları sürece hiçbir sıkıntı yok. Gelsin kıyafetime istediği kadar kötü yorum yapsın. Esin'cim, ne güzel işte. Esin'cim zaten burada kavga eden tek bir insan var. Diğerleri öyle bir kavgaya girmiyor. Girmiyorlar yani. Ne güzel işte gelsinler yeni kızlar. Lütfen iddialı, çok iyi giyinen kızlar gelsin de kıyafetime yorum yapsın ben de daha da hırslanayım. Bunu istiyorum ya. Değil mi aşkım? Daha da hırslandırsın istiyorum beni. Bu şekilde şeyler değil yani. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben insanın giydiğini de, karakterini de, laflarını da dinlemeyi ve o insanın hani o huylarından da almayı çok severim. Ben öyle insanım. Mesela Esin'in duruşu benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor bu arada. Tarz olarak da bana göre bazen çok standart olsa bile duruşuyla ya da ne bileyim bilgisiyle kapatıyor. Sema senin de bazen hoşuma gidiyor. Yani en azından orada ya da evet, kuliste ne yapman var. Gerektiğini biliyorsun. Var, duruşu var. Elif ben de öyle. Ben de ay zaten aile hiçbir problem yani
kendi yaşantısıyla alakalı, başka arkadaşlarıyla alakalı bir şeyler olduğunu zaten biz birlikte konuşuyoruz. Ama bana karşı Ay da öyle mesela. Melis'le zaten şu diyalogları gibi. Melis zaten burada mı bazen fark etmiyor. Melis'in gerçekten hiç geldiğim günde sesi çıkmıyordu. İyi misin dedim. Biraz aslayım dedi ama hala aynı. Bu Esin Buse de mesela ilk geldiğinde eleştirilere çok kapalıydı. Alınıyordu. Yok be, alınmıyordu. Şimdi ya iki bölümünü izle. Kulisleri izledim ben şey. Ben onu böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Kıskanıyor. Sen beni kıskanıyorsun bak. Herkese ama değil mi? Ama şimdi yok, alıştı yani. O eleştirileri al. Ben de bazen eleştirileri alttan alamayabiliyordum. Farklı anlıyordum. Hem eğlenmek için bulunuyoruz hem yarışmak için bulunuyoruz. Aynen tabii öyle. Birbirimizi çok kıracak, yerecek şeyler söylemediğimiz sürece bunu konuşmasak zaten zevki çıkmaz ki. Bizim için de, izleyenler için de çıkmaz. Burada bir gergin bir ortam da var yani. Yorgunuz, stresliyiz. Ama ben şimdi ilk geldim, bir stres oluyor ya üstünde. Yeni kız. Direkt gibi. Böyle bütün kızlar hurra yapınca bir şey oluyorsun ama yani. Ama zaten yeni gelen ister onun istemez. Altından kalkabilince ha, aynen öyle. Sen kalkabildin ben mesela. Ben kalkarım. Her yerden kalkarım. İşte bu da kendinle alakalı çok güzel bir özgüven. Tabii canım. Sen de çok özgüvenli bir kızsın, kadınsın. Hayran kaldım. Yeni geldi. Yeni gelecekleri çok merak ben ediyorum. Ben de çok merak yani. Ediyorum. Gerçekten çok merak enerji ediyorum. Enerji anlamında Aslı'nın yerini doldurabilecek biri dolduramaz. Gelir. Dolduramaz. Değil mi ya, o kendine bastı. O ona özel bir şey, yapısıyla alakalı. Funda zaten her an her yerden çıkacak gibi hissediyorum, korkuyorum. Kek yapıp getirecek birazdan. Ben ilk geldiğimde diyorum ki kızlar daha niye gelmedi? En geç ben geliyorum ya. Baktım iki kişi daha gelmemiş, şaşırdım ne olacak diye. Gel gel neredesin gel. Gel gel. Ay bu gel, çok gel, tatlı gel, ya gel, yüzü. Gel buraya gel güzel kız gel. Gel bunun bebekleri erkek olacak. Bence. Yok kız mı? Kız mı? Evet bebişleri ay. Olacak. Bak karnına dokununca şey yapıyor. Yok dokunduruyor aşkım. Aslında gel. Gel aşkım. Abim, bende tamam. De kedi var. Bende de var ama tüysüz ay. Benim. Aa, thanks. Evet. Ay kızım. Ay güzel kız. Nereye bu ilk anneliğim çok tatlı ya. Gel. Çok kendi küçük saha ya. Seni yerim yerim. Kız orada söyleyeceğim. Yeni zaten. Yarışmacımız işte aramıza katıldı arkadaşlar. Kızım ne giyeceksin bugün? Seni çok renkli gördüm. Bugün ne giyeceksin? Ama üstüne karışık renkler biraz fazla. Siyah, sarı, kahve, beyaz. Gözlerin yeşil. Oho olmaz ki böyle. Bir de bıyıkları var. Çok abartmışsın. Çok abartılı geldin gözüme. Derken elindeki eldivenleri derken ben bana bakın ama. Ceketinin gold. Aa bakalım neler giymiş, ne tatlı oturuyor benim çocuklar. Ay bir de kedimiz mi gelmiş? Gel, kedimiz tatlı mi ya. Gelmiş? Canım benim. Ay hamile çocuklar. Evet. Ah yavruların ne olacak? Sen yavru gibisin. Canım benim ısırmaz. Canım. Sev diyor bak, sev diyor. Efendim ben hem kedi hem köpek, zaten bütün hayvanları severim. Siz de seviyor musunuz? Çok. Nasıl? Var mı ev hayvanınız var mı? 4 tane hayvanım var benim. Bende de 4 tane var. Ay harikasınız. Benim sokak köpeklerim de vardır baktığım. Evet. Sende hiç yok mu burada? Başka kimde var? Funda'nın vardı. Bende de var. Herkeste kedi var. Benim de var. Kedim, köpeğim var senin. Kedim de var, köpeğim de var. Senin Elif? Benim yok hocam çünkü ben daha önce bir kayıp yaşadım. O yüzden sahiplenmek istemiyorum. Korkuyorum ölecek diye. Git ay ablanı tırmala. Benim de iki köpeğim öyle. Belirli bir yaşta ölmüştü. Yok aşkım ya. Onu gömmek zorunda kalınca da bir daha sahiplenmedim. Hayvan mezarlığına gömdürdüm ben. Bildiğin mezarlık yaptırdım. Valla. Sürekli canım, gidiyor. Ne var canım? Çiçekli mi çekli? Evet. Bugün biraz sessiz benim kulisim ve ben çok mutluyum ama bu sessizlikten. Gayet de güzel, gayet huzurlu, ne güzel konuşuyorlar. Sisi nerede? Sisi olay dışarıda. Çıkardı. Olayların kızı. Evet, burada biraz hararet yapınca dışarıya aldılar onu. Olayların kızı. Siz mi bir şey yapıyorsunuz çocuğa? O mu hararetleniyor? Ben onu anlayamıyorum. Hocam bir özel şey söyleyebilir miyim ben bununla alakalı? Sadece Sisi'den değil. Bana göre bir insanın kıyafetinin altında beden kumaşı vardır. Bu maddi manevi satın alınamayacak bir şeydir. Bunu çok parası olan insanda da baktığında o beden kumaşı çok kalitesizdir. Ve ben onu kale almam. Her şeyi paraya vuran insanın
derdi paraylıdır zaten. Ben burada hiçbir zaman giyindiğimde ben çok zenginim, pahalı giyiniyorum diye iddia ediyor muyum? Asla. Benim de zorlandığım yerler oluyor. Ben de çok fazla çaba harcayarak, ki ben çok pahalı giyinen bir kız da değilim, standart. Herkesin giydiği kıyafetleri giyinen bir kızım. Yani gidip de abartı pahalı şeyler almıyorum. Ayrıca kimse ilgilendirmez evet. ki. Yani evet. bunu yapsam da kimse ilgilendirmez. Ya da benim işte ben burada kalkıp da ben işte sarayda yaşıyorum, yalıda yaşıyorum da demiyorum. Ben bahçeli evlerde normal bir binada ailesiyle yaşayan 24 yaşında bir genç kızım. Sürekli bana sanki ben onu bir ayrı kılıyormuşum gibi, işte onu ezikliyormuşum gibi davranıyor ama bu kendi psikolojisinde. Ben de böyle bir şeyi yapmadığımı iddia ediyorum. Bunu bana ilk yine yaptı bu terbiyesizliğe. Ben o konuyu açmadığım halde kendisi açtı, ben açıyormuşum gibi gösterdi falan. Onu affettim ve ne dedim? Ben kin tutabilen bir kız değilim. Barıştık, o bu şey oldu, üstüne yine. Ben geçmişimde bu tarz insanlara çok şans vererek kendimi yıprattım hep. Burada da ben yarışmak istiyorum. Kaliteli kumaşlı insanlarla yarışmak istiyorum. Ben Esin'le de tartışıyorum. Nil'le de tartışıyorum. Sema'yla da tartışıyorum. Ama hepsinin bir dozajı var. Evet. Yani o dozajı arttırmıyoruz. Ne ben onlara karşı. Hiç sizle öyle bir diyaloğa girdim mi? Bu kadar insanla girmeyip eğer sürekli aynı pozisyonda onunla düşüyorsam o kendini sorgulamalı. Ben durmam gereken... Sen de dayanamıyorsun. Cevap veriyorsun. Evet. Sana yakışmıyor. Evet. Bana yakışmıyor. Ama olmayan bir şey konuşan her insana bana yakışmasa da ben cevap veririm. Benim bir kendime göre tuğlalarım, duvarım var. O duvardan atlamaya çalışmak, o duvarı geçmeye çalışmak çok başka bir Peki. şey. Peki. Atlamaya çalışan insanlardan... Duymasan, duyma. Ben duymam bazen. Duyma. Aynı yerdeysem duymamak, görmemek, kendimi kandırmak olur. Bir şeyleri duyup görüyorsam ben ona cevap vermekle yükümlüyüm. Ki herkese verecek cevabım var. Hepinizin vardır, hepimizin vardır kesin. Evet. Ama bazen susmak da çok güzel bir Ama cevaptır bana göre. Ama sustukça insanlar yüz buluyor hocam. Yani şey sustum da bu arada hocam. Cevap vermediğim çok Söyleyebilirsin. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Onun yapmaya çalıştığı şey insanları böyle o bam telinden vurmaya çalışıyor. Mesela benim de dün amcamla ilgili bir şey söyledi. Kötü bir şey söylemedi. Evet. Kötü bir şey değildi ki Kötü ben bir duydum şey onu. Hocam ama güzel bir şey. Çünkü bir şey amcan söylüyor. Senin hakikaten modayı anladığım kadarıyla evet. bilen biri, ona göre uygun giyindiren ve sana yardımcı da olabilir yani. Tabii ki ama böyle bir şey yokken bunu söylemesi benim sinirimi bir bozuyor. Bir de hocam mesela bir insana Esin kusura bakma seni göstereyim. Busun ne demek? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela sen busun ne demek? Burada dururken duruyorum öyle. Sen busun. Sen busun. Sen çok güzel ben giyinmişsin. Ben de dedim ki evet ben çok buyum. Çok yakışmış. İşte sana sen busun. Evet. Güzel giyiniyorsun. Bunu kendisi ağlarken söyle. Söylediği için. Bir de alttan tehdit etme olayı var evet. mesela. Ben dün şok oldum. Bana geldi benim de özel hayatımla ilgili. Aslında diğer arkadaşlarıma örnek vererek ama beni de içine katarak böyle ufaktan tehdit etti. Çocuklar neden yani birbirinizin özel hayatına bunu, girmek gibi hocam, bir şeyiniz var ya? Orada Hakan Bey bunu söylemişti. Kuliste bir daha fiziksel ve özel hayatında konuşan Benim insanı burada ben diskalifiye edeceğim demişti. Özellikle bunu jüriyle paylaşacağım. Çünkü ben kendimi onunla o pozisyona düşürmek istemiyorum. Benim kavga edeceğim insanın bile ayrıcalığı vardır emin olun buna. O yüzden susuyorum zaten görüyorsunuz ki normalde hiç susmayacağım şeylere bile cevap vermiyorum. Verme. Ki biz hepimiz dışarıda da bu arada az çok ortak insanlarla gezen, birbirimizi dışarıda da tanıyan, çevremizi bilen mesela Sema biliyorsun mesela. Ya da giden Aslı ya da Funda ya da Ayda dışarıda Nil'le de çok ortak arkadaşımız var. Elif'le de var. Yani biz birbirimizle burada mesela Esin'in de var. Esin'in direkt mesela eşi benim biliyorsun yani arkadaşlar onu da tanıyorum. Birbirimizi kalkıp burada mesela kız bile isim almadıkça başkalarının anması hoşuna gider mi? Gitmez mi senin anmadığın ismi? Burada da bu diyaloglar dönünce otomatik hepimiz geriliyoruz. Burada motivasyonumuz düşüyor bir kere. Yani bence yapmaya çalıştığı şey tamamen bu. O yüzden ben onunla alakalı yani oraya çıktığında bile yorum yapmayacağım. Dün de yapmadım zaten. Yapma çocuğum. Efendim özel hayatlar. Adı üstünde özel. Özel. Kimseyi ilgilendirmez. Rahatsız oluyorsanız bir başkasının özel hayatından görüşmezsiniz, çekilirsiniz. Ha toplum, örf ve ananelerine aykırı bir hayatı da varsa o artık kendi ailesi, kendi hayatıdır. Kimseyi de ilgilendirmez. Fiziksel durumumuz kimseyi ilgilendirmez. İster kilolu, ister zayıf. Ya ben onunla mutluyumdur, değilimdir. O benim sorunum. Bizim burada o fiziksellikle ilgilendiğimiz fazlalıkların varsa nasıl kapatırsın? Öğretmek istediğimizde her zaman budur benim için, bizler için, hepimiz için. Yoksa bu yani ben çok rahatsız oluyorum. Özel hayata ve fiziksel durumlara girildiği zaman çünkü ben hiç kimsenin girmediğini, evet.
girmeyeceğim. Bir de hocam insanlar özel hayatı konuşmamızı istemediğimizde burada konuşulmasını istemediğimizde şey düşünüyorlar. Acaba ne var? Bence iyi şeyler de konuşulmamalı. Yani ben buna çok inanıyorum. Bir enerji dağılınca dağılıyor. Ha, senin o inancından dolayı. Evet. Hem bundan inancından hem de rahatsız dolayı. Oluyorum. Neden yani? Kimse hayatımda kalıcı değil ki. Neden bunlar konuşulsun ki? Yarınımın ne olacağını bilmiyorum. Benim özel hayatımda annem, babam, ben, erkek kardeşim var. 4 kişi. Bana bu yetiyor. Ben güzel şeyleri paylaşmayı severim birbirimle. Ben hocam ben iyiyi de kötüyü de paylaşmayı bırakalı çok oldu. Kötüyü de paylaşabilirim ama bizim anlatmak istediğimiz özel hayat. Evet. O başka bir şey. Bir de kimsenin konuşması... Şuradaki röportajlarımızda arzu ediyorsan evet. Ben o tip sorular sorabiliyorum bazen evet. Sana. Sen paylaşırsın. Deşmem zaten evet, hiçbir hocam, zaman. Hocam işte yani zaten konuşulur sorulur. Biz de birbirimize soruyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Sizde şey var dışarıda bizimle ilgili araştırma yapıyor. Niye böyle bir şey yapıyor onu anlamadım. Yani ben söylemediğim bir şey evet. Gibi beni araştırmış yani evet, resmen. Bunu ben de birkaç insandan duydum. Mesela siz de orada soruyorsunuz. Biz zaten gerekliye yansıtıyoruz. Sizle sohbet ediyoruz, jüriyle sohbet ediyoruz, kendi aramızda ediyoruz. Ama sormak vardır, sormak vardır. Söylemek vardır, söylemek vardır. Oralara takılıyorum hocam bu kadar. İşte zaten yaptığımız röportajlarda evet. İster söyledin ister söylemedin ya da evet. Söyleyebilecek kadarını söyledin. Evet. Zaten gerisi de beni ilgilendirmez. Sizleri de herhalde sevgili seyircilerimiz ilgilendirmez. Onların hayatıdır bu. Evet bugün serbest. Bugün evet. Ne oluyor? İki tane birinci oluyor. Yeni gelen iki yarışmacı olursa ne yapacaksınız? Ha, vay, vay. Gördünüz mü hocam? Gördüm. Yorumu yarın sizden alacağım. Onların yanında. Size bırakıyorum yorumu. Ama birazcık tüy verebilirsiniz bence. Yani nasıl olur? Minik vereyim. Birisi İzmirli var mı aranızda? İzmir'den. Bir tanesini görünce tanıyabilirsiniz. O kadar size tüy veriyorum. O ünlüymüş. Biz onun haberini aldık. Ünlü dediler ama sadece o kadar. Tanınan biri. Bir yarışmadan olduğu için. Yani biz artık ünlü olduğumuz için aynıyız. Ah şimdi efendim bu benim, bu da konum. Şimdi ünlü öyle kolay. Ünlü olunamaz. Popüler olursun. Fenomen olursun. Ünlü nedir? Mesela ben ünlüyüm. İvana ünlü. Hakan ünlü. Misal verecek olursak. Neden? Yaptığımız mesleklerden dolayı bir yere gelmişiz ve orada tanınmışız. Sonra televizyon hayatımız olunca ünlülüğün yanına medyatiklikle popülerlik girmiş. Siz şu anda popülersiniz. Niye bize ünlü diyorlar? Ben yok, de kim bu ünlü? Popülersiniz. Siz şimdi buradaki popülerliğinizi normal hayatınıza yarışma bittikten sonra çıktığınızda üne çevirebilirsiniz. Ünlülüğe çevirebilirsiniz. Bu popülerliği güzel kullanırsınız. Hocam bize tüyo verir misiniz? 41 senedir çalışıyorum kızım artık. Yani birazcık da zaman istiyor. İnşallah olursunuz. Misal en basit aranızda. Mesela şimdi şarkıcı biliyorsunuz. Şarkı söyleyecek. Eğer başarılı, burada popülerliğini sağladı. Eğer başarılı olursa bu konuda İnşallah ünlü olacak. Olur. Yani, İnşallah. O zaman. Şarkısı da biz duyduğum kadarıyla çok güzel. Teşekkür yani. Ederim. Yolun açık olsun. Evet efendim. Şimdi şöyle bir bakın. Bir kıyafetlere. Kalkın ayağa bir kıyafetleri görsün sevgili seyircilerimiz. Şimdi efendim size göre puanlar. Bugün serbest giyeyim. Her birinin kendilerine has konseptleri var. Size göre efendim bakınız. Bakınız kim? Elif diyelim, Gizem diyelim, Melis diyelim. Hemen tanımışsınızdır. Ay diyelim. Evet. Bad Girl diyelim. Şarkımızın adı Bad Girl tabii. Ivana da sana Bad Girl diyor değil mi? Evet. Buse diyelim. Sisi diyelim. Efendim Esin diyelim. Ve Sema diyelim. Kaç puan veriyorsunuz efendim? Hangisi? İki tane yüksek puanı alacak size göre. İsterseniz yazın. Sonra bakalım doğru mu çıkıyor yazdıklarınız? Bence doğru da çıkar. Hepiniz görüyorsunuz. Bir de tabii şu var. Oraya gelince konseptleriyle de bu kıyafetlerin uyum sağlayıp sağlamaması da çok önemli. O zaman ben onları jürinin karşısına yollayayım.
Ben de merak ediyorum kim takımların liderleri olacak bugün ve takım oluşturacak. Kimleri alacaklar takımlarına? Bu da çok önemli. İki yeni yarışmacımız daha geliyor. Onları bilmiyorsunuz. Hiç belli olmaz. O ikisi en yüksek puanı alırsa görürsünüz gününüzü diyorum. Efendim hoşça kalın. Görüşmek üzere.